Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni değişik futbol bulmacaların olduğu siteye hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bomba gibi farklı bir bulmaca videosuyla sizlerleyim. Boom dedim, oynaklarımız geldi gençler. Görmüş olduğunuz gibi playfootball.games diye bir sayfadayım, yorumlara yazmışsınız. Ve buradaki değişik bulmacaları sizlerle yapmaya çalışacağım. Daha fazla süper beğeni patlaması yapın, ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda yazın bakalım, siz de yaptınız mı, kaç tanesini çözebildiniz ve hangi takımı tutuyorsunuz gençler, yorumlara yazın bakalım. Ve başlayalım. Öncelikle futbol bingo ile başlayalım değil mi? Haydi bakalım. Gençler play now dedik. Ve zaman olsun mu, zaman olmasın. Evet, şimdi Andre Silva. Gençler Andre Silva'ya hangisi uyuyor? Manchester City. He? Oğlum Andre... Bernardo Silva'ydı o, Roberto Carlos. Gençler yukarıda bir futbolcunun ismi yazacak. Altta ona uyanları tıklamamız lazım. Roberto Carlos. Barz Real Madrid efsanesi. Yes. Stanislav Lobotka. Bir Rus'a benzettim. Yeah, isminden tutturdum. Ricardo Montolivo. Abi tanımıyorum ki ya. Tanımıyorum ki ya. Ricardo Montolivo'yu tanımıyorum gençler. O yüzden atla diyeceğim. Goran Pandev. Aa, Pandev. Gençler Sırp bir oyuncu muydu ya? Değilmiş. Niko Schlotterbeck Alman. Alman yok. Hangi takımda oyun? Schlotterbeck. Oğlum Dortmund'lu bir oyuncu değil mi o ya? Şampiyonlar Ligi de kazanmadı bence. Gençler öylesine bir Liverpool diyeceğim, olmadı. Van Dijk Liverpool. Merih Demiral Türk. Hasan Salih Hamidžić. Hatırladığım kadarıyla Bayern Münih efsanesi. Yani o yüzden herhalde Şampiyonlar Ligi kazanmıştır. Yes be. Jack Grealish Manchester City. Eden Hazard. Kalbimiz acıdı. Eden Hazard efsanemiz. Ballon d'Or kazanamadı. Kupa Amerika'da kazanamadı. Barcelona'da oynamadı gençler. O zaman Roma'da oynadı mı o ya? Roma diyeceğim. Raheem Sterling gençler. Sterling. Ballon d'Or kazanmadı. Sırp değil, Lazio'da oynamadı, Bosna'da oynamadı, Copa America. Lan Eden Hazard'ı nasıl Ancelotti diye tıklamadım? Real Madrid'de oynadı ya ya, hocayı unuttum ya. Gençler Sterling Roma'da veya Lyon'da herhalde bir yerde oynamıştır. O yüzden ben sallayacağım biraz, Roma diyeceğim, tutmadı. Milinkovic-Savic Lazio'da oynadı. David Raya tanımıyorum. Vidic, Sırp bir oyuncu. Muhammed Kamara, Fransız mı? Değil. Rivaldo, Copa Amerika'yı kesin kazanmıştır. Frank de Boer, Hollandalı gibi gençler ismi. Roma diyeceğim. Fernandinho, Barcelona'da oynamış mıdır ya? Barcelona diyeceğim, olmadı. Nani. Gençler Nani. Bizim Nani. Portekizli Nani. Fransa değil. Bosna'da değil. Lyon'da değil. Barcelona gördü mü Nani ya? Lyon diyeceğim, tutmadı. Saint-Maximin. Arkadaş. Hangisi buraya uyuyor ya? Saint-Maximin Roma'da oynamadı. Watkins Roma. Patrick Vieira gençler. Vieira Fransız mıydı ya? Evet. Witsel. Witsel Barcelona'da oynamadı. Maxwell. Tanımıyorum. Kolasinac. Bosnalı. Pellegrini Romalı. Gattuso. Gençler Gattuso. İtalyan efsanesi. Ballon d'Or kazanmadı. Bu arada Ballon d'Or kazanmış hiçbir oyuncu. Kesin efsanelerden biri vardı orada. Gattuso Barcelona'da oynadı mı bilmiyorum. Ah be. Kaybettik. Olamaz. Ama çok yaklaşmıştık ya. Gençler 1, 2, 3, 4. Hazard'a Ancelotti'yi tıklamam gerekiyordu.
Ballon d'Or kimse çıkmadı ki ya. Gençler yorumlara yazın ne hangileri uyuyordu. 4 tane yapamadım ama çok güzel oyundu. Şimdi gençler futbol kulübünü bulu deneyelim. Haydi bakalım. Bunlar da göstersin. Oha bu ne lan? Türkiye mi? Inter Turku mu? Gençler bu ne böyle? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Futbol kulübünü bul diyor gençler. Böyle hangi bir kulüp var? Fenerbahçe yazacağım. Fenerbahçe. Tamam Türkiye uydu. Abi böyle hangi... Beş... Allah Allah. Allah Allah. Galatasaray dedim. Yine sadece Türk bayrağı uydu. Kasımpaşa. Lan Kasımpaşa'nın üstünde bayrak ters mi? Lan aptallar bunu niye böyle ters koydunuz? Bizi burada çıldırtıyorsunuz la. Ana! Gençler Kasımpaşa'yı ters çevirip koymuşlar oradan bayrağı. Diyorum ters bayrak nasıl oluyor? Abi tansiyonumu fırlattılar. Çıldıracağım ya. Ağzını burnunu kırayım ya. Ama bulduk. Şimdi gençler sizlerle futbolcuyu bulmaya çalışacağız. Royce. Enter. Hiçbiri tutmadı. Oha. 4 harfli bir isim. Gençler dokuyu deneyeceğim. Aa doku olmuyor. U harfi zaten yoktu. K harfi var en azından. Kim bu la? King. King'i deneyelim. Oha bu harfler de yok. Kaka. Gençler kaka late olabilir mi? Kaka late. İşte bu. Burayı başardım 4 tane de. Kaka late. Oy çok iyi bulduk helal. Gençler şimdi sizlerle pek 11 oynayalım hadi bakalım. O daha yeni ki de görmüş olduğunuz gibi yapabildiklerimi yapıyorum gençler. Van Dijk. Anthony neyi gençler daha az yapmıştır? Foul, this, cross, pass. Anthony 27 değildir. Tackle'ı bakıyoruz. 22 güzel. Evet Walker'ın neyi daha azdır gençler? Pası çoktur Volkan'ın. Tackle'ı da çoktur. Bence pozisyon diyeceğim. Yes. Alfonso Davies'in atakları çoktur. Pası Walker kadar yoktur ya. Pas diyeceğim. Hadi oğlum. Yes. Thiago Silva'nın da neyi daha azdır? Faulü daha fazladır. Alfonso Davies'ten. Cross'u azdır ya. Tackle'la ya da pası da azdır. Stoper ne de olsa. Hadi oğlum. Oha! Sarı kart yedik gençler. Oy oy oy. Timo Werner'in hayatta bu kadar çok pası yoktur. Evet 633. O çünkü forvet. Valverde. Valverde'nin pası çoktur. Cross'u bunun kadar çok var mıdır ya? Buraya güveneceğim. Oy son anda. Son anda. Şimdi gençler Saliba yine bir defans geldi. Faulü çoktur. Pası Valverde kadar var mıdır? Yoktur ya. Bakıyoruz. Abi nasıl Valverde'den fazla? Kırmızı kart yedik gençler. Ay 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 11'de yandık. 1861. Keşke cross seçseydim, koşuları seçseydim be. Vay arkadaş. Ama 2, 4, 6, 7 yaptık. Ne de bunu bir daha deneyelim. Gençler Saliba'da kalmıştık. Evet Saliba'nın defansların şeyi çok yüksek olmuyor gençler. Crossları falan. Evet tamamdır. Rodrigo. Rodrigo'nun neyi daha azdır? Bence tackle'ları çok fazla hamlesi olmamıştır. 17. Chumoni. Defansif orta saha pası çok olabilir ama bunun kadar çok pozisyona girmemiştir. Aynen çözdük burayı. Axel Witsel gençler. O da yine bir orta saha.
Chumoni kadar faul yapmamıştır ya. Bakıyoruz işte bu. Ve Julian Brandt gençler, Julian Brandt'ın Witsel kadar çok tackle'ı yoktur. Bakıyoruz. Yes! İkinci denememizde 11'de 11 yaptık gençler, işte bu. Her bir sonraki çıkan bir kartın hangisi özelliği daha azdır yapmamız gerekiyordu gençler. Birinci denememizde yapamadık ama ikinci denememizde görmüş olduğunuz gibi sistemi çözünce defansla şeyin arasındaki farkı 11'de 11 yaptık. Hele şükür bir oyunu yaptık. Gençler görmüş olduğunuz gibi ben çok da beğenmedim siteyi. Şu futbol bingosu çok güzeldi. O hoşuma gitti. Çıkan oyuncuyla nereye olduğunu bulmaya çalış. Sonra şu isim bulmaca falan da fena değildi ama genelde çok düşük seviyede bir site. Her oyundan bir tane var, seçenekler yok. Bir defa girip oynuyorsun, çıkıyorsun falan. Ama enteresan mıydı? Enteresan, değişik bir şey oldu. Daha fazla zisperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bolluğu bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Piyuh.